Takım oyununa hoş geldiniz değerli futbol severler, sevgili Aspor izleyenleri. Beşiktaş 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konya Sporu net bir skorla 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çıkışını sürdürdü. bol gol atmaya, kazanmaya devam ediyor Beşiktaş. Bir yandan hani yerini sağlamlaştırırken öte yandan da üzerindeki rakipleri özellikle Galatasaray ve Sivas Spor'a yaklaşmaya onları geçme umudunu taze tutmaya devam ediyor. Yukarı doğru önemli bir çıkışı var Beşiktaş'ın. Bu akşam siyah-beyazlı takım adına Burak Yılmaz'ın performansı elbette son derece önemliydi. Bir gol, iki asist Burak'tan geçen hafta olduğu gibi. German Lens 52'de, bu arada Abdülay Diaby 45 artı 2'de ve German Lens 52'de farkı 3'e yükselten golleri attılar. 40. dakikada Burak'ın golüyle perde açılmıştı. Bu gol ve iki asist Burak'ın planına çıkardı. Genç Rıdvan Yılmaz hem kaptığı toplarla hem dirençli oyunuyla, tempolu oyunuyla beğeni aldı, beğeni topladı. Konya Spor tarafında İttifak Holding Konya Spor tarafındaysa maçın henüz 15. dakikasında bir kişi eksik kalmanın bedeli ağır oldu. E, programımızın akışı içinde e, açıkçası Konya Spor'a da bakacağız. Çünkü Konya Spor'un e, Ziraat Türkiye Kupası'nı, Süper Kupayı kazandıktan sonra e, son derece keskin bir düşüşü var. E, Konya Spor'un da bu e, performans dalgalanmasını aşağı doğru e, yaşadığı bu e, olumsuz ivmeyi de bence konuşmak lazım. Çünkü son derece önemli bir futbol kenti Konya. Son derece büyük bir taraftar topluluğu var. Konya'nın da bu durumunu bence mercek altına almak gerekecek. Konya Spor, İttifak Holding Konya Spor 27 puanda kalırken az önce de ekrana getirdiğimiz gibi Beşiktaş puanını 50 yaptı. Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, Demir Grup Sivas Spor'un 3 puan gerisinde aradaki farkı 1 maça indirdi. 1 maçlık bir diferans. Tabi bu takımların Hafta sonunda oynayacakları maçları göz ardı etmemek lazım ancak Beşiktaş'ın yükselişi Beşiktaş'ın çıkışı sürüyor diyelim ve e, hemen Rea Hocam'la konuşmaya başlayalım az sonra e, sevgili Serdar Sarıdağ ve Erman Toroğlu da aramızda olacak bir yandan e, Dolmabahçe'ye gideceğiz karşılaşmadan sonra o atmosferi ne var ne yok Dolmabahçe'de onu göreceğiz. Maç sonu röportajları ekrana getireceğiz. Diğer yandan e, yarının maçlarına odaklanacağız. Hem Fenerbahçe hem de şampiyonluğu kovalayan Trabzonspor'un karşılaşmalarına. Canlı bağlantılar yapacağız muhabirlerimize. Takımlardaki son durum nedir? Eksik gedik var mı? Az önce Miha ile ilgili bir gelişmeyi aktarmıştık. O gelişmenin perde arkasında neler var? Nedir durum? Onu da aydınlatmak adına yine bağlantılarımız olacak. Diyelim ve Rea hocam size dönelim. Devre arasında Erman abi dedi ki aslında maçı 15. dakikada bitti İnder. E, Konyaspor hani bir iki deneme yapıyordu ama e, Beşiktaş çok akıllı oynadı. E, i̇yi alan kanat değiştirdi. E, rakibi sabırlı bir şekilde yordu ve golleri sabırlı bir şekilde buldu. Sonrasında Konyaspor'un da İtfakolding Konyaspor'un da Konya yapacak çok fazla bir şeyi yoktu. Bir kişi eksik kaldıktan sonra hele zaten kadro kalitesi anlamında da farklar var. Ben girizgah ona vurgu yaptım hocam. Yani çok keskin bir düşüş var Konya Spor adına. Beşiktaş adına da geçtiğimiz hafta Sayın Başkan hani çok memnun kalmadı belki ama e, rakiplere göre net bir şekilde oyun üstünlüğünü, topa sahip olma üstünlüğünü ortaya koyan ve net skorlar alan, bol goller, güzel goller atan bir Beşiktaş izliyoruz. Nasıl değerlendirir, nasıl toparlarsınız? Ben Antalya Spor maçından buraya gelirim. Antalya Spor maçı bittikten sonra Sergen Yalçın söylediği laflar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi pandemi dönemi, ekonomi sıkıntı yaşıyor, Beşiktaş diğer kulüpler gibi, bir de seyirci yok. Ve de Antalya Spor maçından sonra Sergen Yalçın'ın şöyle bir cümleler sarf etti. Yani önümüzdeki sene kimle devam edeceğiz etmeyeceğimizi performans bu performans belli yani ortaya koyacak oyuncuların. Bu performansı da bundan sonraki haftalarda göreceğiz ona göre değerlendireceğim dedi. Şimdi Serkan Yalçın bu konularda böyle tetikkar bir teknik direktör profilde değil. Net söyler içindekilerini ve de ondan sonra hem bana göre etkili olduğunu düşünüyorum. Arkasından 5 golü Denizli Spor galibiyeti. Bugün de Evet rakip 10 kişi kaldı. Ondan sonra daha rahat oynadı Beşiktaş ama Beşiktaş Konya Spor senin dediğin gibi çok kötü. Ciddi anlamda kötü. çok rahat bir maç oynadılar. İki maçta 8 gol, oyun üstünlüğü, skor üstünlüğü, oyuncuların en önemli enerjisi yüksek, sağ içi disiplini var, koşuyorlar. Yani rakip 10 kişi 3 bakıyorum, baskı yapıyorlar, pres yapıyorlar. Ve de gol pozisyonu üretiyorlar, işin ciddiyeti var. Yani bunlar kolay değil beşinci olmak için ve de tabii ki oynamamış 5 hafta daha var. 15 puan. Yani ödücü, beş, beş hani beşincilik garanti gibi tabii. ama 4, 3 yani zorlayabilir. yukarı doğru tabii. evrilme ihtimali tabii. de şu performansla tabii. çok net bir şekilde gözüküyor artık. Tabii Ender. Ben Sergen Yalçın'ın özellikle yani bu ciddiyeti sağlaması bir teknik adam için e, kolay değil. Çok başarılı buluyorum bu anlamda. Yani böyle e, geldi evet iyi işler yaptı. Özellikle Antalya mağlubiyeti arkasından oyuncuları uyardığı mesajlar. Oyuncular bunu çok iyi aldı. Ve de önümüzdeki sene Sergen Hoca ile devam etmek isteyen oyuncuların performansı da ciddi anlamda üst seviyeye çıkmaya başladı. iki haftadır görülüyor. Bu anlamda Beşiktaş hem bu seneyi bana göre Ender hem de ile ilgili de ne kadar doğru tercih yaptığını Sergen Yalçın'la bu da ortaya çıkmış oldu. Peki ee, sevgili Serdar, seninle devam edelim. İlk e, izlenimlerin nedir? Maçın öyküsüne dair e, Beşiktaş için net bir galibiyet daha. Ben Burak'ın ve genç kardeşimiz Rıdvan'ın performansını ön plana çıkardım kendi penceremden baktığımda. Ama senin mutlaka daha detaylandıracağın şeyler vardır. İlk paylaşımların ne olacak? Şimdi e, Rıdvan'la başlayalım. Erzincan maçında... Ee, tabi Erzincan Kupa maçında Cüneyt Şen'in anlattığı maçta hatta Rıdvan da o maçtaydı. O Rıdvan bu hale geldi. Daha iyi hallere gelecek mi? Mutlaka gelecektir. Ama nasıl oluyor? Oynadıkça. Tabii. Nasıl? Tabii. Şans verdikçe. Yalnız işte böylesine gençler de sadece Beşiktaş'ta değil diğer Trabzonspor'da da gördük. Diğer kulüplerde de gördük. Galatasaray'da da gördük. Mecburiyetler doğrultusunda şans buluyor maalesef. Keşke bir plan pro program <laughs> çerçevesinde gitse. Ama tabii. Covid'den dolayı bunlar herhalde biraz plan, program çerçevesinde olacak. Şimdi burada bu maçın sonucu tabii ki Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş camiasını, Beşiktaş yönetimini sevindiriyor ama aynı zamanda bir yandan da üzüyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi son iki maçını kazandı. Deplasmanda Denizli içeride bu maç. Sen şimdi ilk Antalya spor maçını salgın sonrası ilk maçı olan Antalya spor maçını kazanmış olsaydı bugün 3-3 yapmış olan bir Beşiktaş'ın ...artık Şampiyonlar Ligi hedefi çok daha güçlü oldu. Tabii, tabii. Şu anda da var tabii ki ama o zaman çok daha kuvvetli olurdu. Beşiktaş camiası <laughs> Antalya spor maçına asıl şimdi yüzülüyor Şöyle bakıyorum ceza sahası içinde 30 kez topla buluşmuş Beşiktaş. Tabii rakibin bir kişi eksik olmasında bunun payı büyük ama... ...rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşma iyi bir istatistik ligimiz için. 15'te 4 şut denemesi var... Konyaspor'unsa sporunsa 4'te 2 hocam. Devre arasında hani böyle giderse 5 bile olur dediniz. Ama 3'ü bulduktan sonra frene bastı Beşiktaş. Ee, çok rahat bir galibiyet oldu ee, siyah beyazlı takım adına. Burak da atmaya ve attırmaya devam ediyor. Şimdi 60. dakikada iki takım teknik adamına bir de futbolculara deselerdi ki... ...ya kardeş bu maç 3-0 gidişatı da belli... Maçı burada keselim mi? İki takım da evet derler. <laughs> Hakem <laughs> de maç belli artık yani. Neydi? Maçın dönme şansı yok. Bir dakika uzattı zaten o da. Bir, iki. Ya Burak. Testten başlayayım ben o zaman madem. Ya Burak iyi işler yapıyorsun. Güzel goller attın, güzel goller attırdın. Abilikte yapmaya başladın filan. Ama ya şu pozisyon dilenciliğini bırak ya. Hani köşede dilen adamlar Allah rızası için. Allah rızası için iki lira ver. Allah rızası için ekmek parası ver. Ya yapma şu işi ya. Yapma ya. O köşedeki Yaptığı pozisyon söylüyorsun söylüyorsunuz? Ya başka şeylerde. Yani yaptığın işi gölgeliyorsun. Güzel işler yapıyorsun. E i̇şte bırak bu diyorlar. Yapma. Bu tip maçlarda yaparsın. Sonra bir gün yanarsın. Üç. Ya o Konya'da atılan Ahmetoviç mi? Mehmetoviç mi? Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç mi? Ne o be? Takımını sattı desem öyle bir şey yapmazlar. E peki gerizekalı desem futbolcu gerizekalı olmaz. Akıllı olur. Aptal adamdan topçu olmaz. Peki o hareketi nasıl yaparsın ya?